olduğunu sormayalım mı? Sormayalım. Tıpkı diplomayı sormadığımız, soramayacağımız gibi. O da özel hayatmış, evet, malum. Şimdi ne diyordu? Ay, bir kez daha vereyim ne olur. Barlas'ın yazısını. Bakın aramızda yeni katılanlar olabilir. Sarayın başyazarı Mehmet Barlas bugün ikinci bölümünü okusak yazının yeterli. Diyor ki sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Sözünü ettiği CHP ve CHP'nin genel başkanı ve devam ediyor. Bir bakarsınız diyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir. Şimdi o videoyu gördük. Orada Erdoğan'ın söylediklerini gördük. Sonra bugün koparılan kıyameti görüyoruz. Biraz önce dediniz ki hani bütün bunlar aslında AKP içinde çözülmeyi hızlandıracaktır. Yani CHP'yi kapatmaya kalkmak, İYİ Parti'yi işte paspas etmeye kalkmak onları yıpratacaktır. Gerçekten tutmayacak mı bu algı? Ya tutmaz, şöyle bir şey yani yükleniyorlar, başka şeyleri yok çünkü, başka alternatifleri yok, başka çözümleri yok, başka hamleleri yok. O yüzden de buradan derinleşmeye çalışıyorlar. Ya şöyle tutmaz yani Türkiye'deki demokratikleşme süreci ya da Türkiye'deki demokrasi sürecini ne kadar eleştirirse geliştirelim bir demokratik talep var, bir demokratik damar var. O damar bence giderek güçleniyor. Yani Türkiye uzunca bir süredir aslında toplumsal vicdanını da unutmuştu. Türkiye'nin önemli bir bölümü. Bence bu yaklaşımlar o toplumsal vicdanı yeniden hatırlanmasını da beraberine getirecek. Yani evet, yani bugünkü İYİ Parti grup konuşmasındaki videoyu ekrana taşıdığınız uzun da bir video. Aslında bunlar da bunlar aslında hepimizin hafızalarında bir biçimde var. Hele son söylediğiniz çok daha çarpıcı. Yani hatırlatmakta yarar var. Belki ona ben de ek yapmış olayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi oğluyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Evet. Ya sonra dedi ki yani acaba bunu yapmasa mıydım? Kendi oğlu normal askerlik Kerem Kılıçdaroğlu normal askerlik yaptı. Şimdi bu tür şeyler, yani iktidarın, otoriter iktidarların en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Bir süre sonra iktidar gerçekten sizi zehirliyor. Güç sizi zehirliyor. Erdoğan o yüzden de çok rahat başkasıyla ilgili konuşabiliyor. Kendi gerçeğiyle konuşamıyor. Aslında 20 yıl önce, hatta 1994'te itibaren Erdoğan'ın söyledikleriyle bugün söylediklerini yan yana koyduğumuzda arada benzeşmenin de olmadığını göreceğiz. Çifte standart tipik bir örnek ve bu tipik örnek öyle bir noktaya varmış ki yani işte evet videoda görüyoruz şehitlerle ilgili söylediği. Ben burada kıyaslamaları da çok önemli görmüyorum. Ya burada normal olması gereken şu yani hani denir ya bir devlet terbiyesi, bir kamu yöneticiliği, bir sorumluluk, sorumluluğun hatırlanması lazım. Bu hatırlanmanın ben bütün seçmenler nezdinde yeniden öne çıkacağı kanaatindeyim. Çünkü başka bir şansımız yok. Yani bunu hatırlatmamız lazım bizim. Ve buradaki temel kriterimiz de şu. Sizin kafanızdaki ya da kafanızın arkasında neler düşündüğünüz değil. Esas itibariyle hukukun ne söylediği, vicdanın ne söylediğini bizim bir biçimde öne çıkarmamız gerekiyor. Yani videoda da var. Yani İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba'nın aslında söyledikleri bütün bir resmi bize anlatıyor. Ne diyor kendisi? Diyor ki ya hakaret yapan siz. Yani doğrudan Erdoğan'a yönelik söylüyor. Savunan da siz. Biz sizin neyinize güveneceğiz? Güvenme şansı aslında güvenin tümüyle ortadan kalktığı bir şey ve Türkiye'nin aslında bence o anlamıyla onu söyledim. Bu tür yaklaşımlar Türkiye'de mevcut iktidara güveni kendi içinden de ciddi bir biçimde erozyona uğratıyor. Yani yalnızca muhalefette değil. Yani bunlara inananlar var mı? Var. Bu söylemlerin halen bir satın alma gücü var mı? Var. Birçok televizyon tartışmasında bunu görüyoruz. Yani ısrarla Mehmet Barlas vardı ki Mehmet Barlas bunu başka bir yere de taşımış. Bu tür isimlerin varlığını görüyoruz ama bu tür isimleri daha da yalnızlaştırmak lazım. Yalnızlaştırmada da bizim hepimizin dönüp toplumsal vicdanı herkese hatırlatmamız gerekiyor. Toplumsal vicdan da şudur. Yani toplumsal vicdan gerçekten Pakize ananın yaptığıdır, söylediğidir. Onun arkasında durmak lazım. Eğer bir yerde sıralanacaksak Pakize anaların arkasında sıralanmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde bence Erdoğan'a laf yetiştirme çabasından vazgeçmek lazım. Yani muhalefet aslında bir süredir bunu yapıyor. Çok da iyi yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu bu süreci bence iyi de yürütüyor. Akşener de bu tartışmalarda, bugünkü grup konuşmasında da bence doğru bir yaklaşım ortaya koydu. İktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirme çabası yerine gerçekleri söylemek lazım. Bakın, iş şöyle bir noktaya doğru evrilecek. Yani sertleşmenin karşılığında meydan okumayı büyütmek lazım. Cesareti gerçekten bulaşıcı hale getirmek gerekiyor. Eminim siz de konuştunuz, ben de konuştum, daha önce de konuştuk. Yani bu ülkede Boğaziçi Üniversitesi'ne devam eden bir süreç var. Bu ülkede gerçekten haksız, hukuksuz devam eden yargılamalar var. Ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Mesela benim hayalimi söyleyeyim. Bütün bu gelişmeler karşısında Erdoğan'a cevap yetiştirmek yerine mesela bir takım kritik yerlere Türkiye'deki muhalefet parti genel başkanları birlikte gitmeli. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne şöyle düşünsenize ya, hayal edelim ya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı, buraya HDP Genel Başkanlarını da ekleyeyim. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne gitseler. Ya üniversitelerde bilimsel eğitim yapılmalıdır, üniversiteler demokratikleşmelidir deseler ve kameralara karşısına birlikte çıksalar. Bu genel başkanlar, en iyi cevap budur bakın. Toplumun ciddi bir biçimde güvene ihtiyacı var. Toplumun ciddi bir biçimde... Yapmıyorlar mı ama? Yapmıyorlar bakın. Yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Yani somut söylüyorlar olarak... Bunu. Söylüyorlar evet. Bakın yani ama Kılıçdaroğlu da söylüyor. Gerekiyor diyorsunuz. Şimdi burada bakın görünür hale gelmek lazım. Bu işe cevap nedir? Yani sonuçta toplum neyi bekler? Bu süreçten nasıl çıkılacağı tartışması var mıdır? Vardır. Bakın bir sürü şey tartışıyoruz. Türkiye'deki araştırmalarda öne çıkan çok önemli bir şey var. Güven ve istikrar var. Bakın inandırıcılık önemli ölçüde ortadan kalkmış durumda iktidarda. İktidarda inandırıcılık ortadan kalkmışsa sizin neyi yapmanız lazım? Güveni kitlelere vermeniz lazım. Güven de şudur. Evet ya, bunlar yapamıyor kardeşim. Bunu biz yaparız. Bunların yapamadığını biz yaparız. Birbirinden farklı siyasi partiler, farklı yorumları olan siyasi partiler haksızlıklar karşısında ortak tavır alabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi bunun örneklerinden bir tanesi. Davalardan bir tanesi gidilsin. Mesela Gezi davası bir biçimde devam ediyor. Kavala işin sembolü oldu. Kavala davasına gitsin bütün siyasi partilerin genel başkanları. Orada kameraların karşısına çıksınlar. Bu tür örnekleri arttırmak mümkün. Bakın Soma örneğini verdiniz. Soma'daki tekmelemeyi verdiniz. Yani bu ülkede benzer şeyler devam ediyor. Bir greve gitsinler mesela. İşçilerin bir talepleriyle ilgili bir greve gitsinler. Buna ihtiyacımız var. Şundan dolayı ihtiyacımız var. Tek tek parti genel başkanlarının söylemeleri yetmiyor. Türkiye bize rağmen bloklaşmış durumda. Fiili olarak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir bloklaşma var. Bloklaşmayı nasıl kırarsınız siz? Kutuplaşmayı nasıl kırarsınız? Kutuplaşmayı doğruları söyleyerek ve toplumun karşısına farklı siyasi figürlerle birlikte çıkarak bu işi çözersiniz. Bence bu işlerle ilgili en önemli hamlelerden bir tanesi bu. Diğer hamleyi söyleyeyim. Bakın konuşulmuyor. Şimdi Lütfü Türkkan'ı bu kadar gündeme taşıyan, bir milli mesele haline dönüştüren Erdoğan, Sedat Peker'in söyledikleriyle ilgili bir şey söylemedi. Mehmet Eymür'ün söyledikleriyle ilgili hiçbir şey söylemedi. Türkiye'nin gri bölgeye alınması, gri bölgeye niye alındı Türkiye? Gri alana kara para ve uyuşturucudan dolayı alındı. Alınmasıyla ilgili bir şey söylemedi. Süleyman Soylu'nun ya yıkın hukuk arkadan gelir dediğiyle ilgili bir şey söylemedi. Şimdi KKTC'de bakın tekrar gündeme geliyor. Ya. Yani şimdi Sedat Peker bunları gündeme taşımıştı ama orada başka ilişkiler devreye girdi. Yani şu anda Halil Falyalı ile ilgili gelişmeler ve onun Türkiye bağlantıları şu anda milletvekili diyor ya lütfen.